aktivitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sıra geldi manyetik kuvvete. Peki, şimdi eğer ki bir tel manyetik alan içerisinde akım taşımaya kalktığında, yani akım taşıdığında ona bir kuvvet etki ediyor. Yani diyelim ki bizim burada doğrusal bir telimiz var. O doğrusal telimiz de yukarı yönde akım taşıyor olmuş olsun ve de bunu bir manyetik alan içerisinde yapsın. Biliyoruz ki manyetik alan N kutbundan S kutbuna doğru olurdu. Yani şu ok işaretlerini biraz daha belirginleştirelim. O halde burada da bir manyetik alan var ve bu telimiz de bu manyetik alan içerisinde akım taşıyor. Peki, şimdi bu kuvvetin etki edecek, bu teli etkileyecek kuvvetin bir yönü var. Bu yönde yine her zaman olduğu gibi sağ el kuralı ile bulunuyor. Sağ el kuralı diyelim. Sağ el kuralı. Peki, şimdi burada elimizi manyetik alan belirlerkenki gibi kıvırmaca yok. Elimiz artık düz durmak durumunda. O halde burada ifade edelim. Elimiz düz duracak. El düz, yani bu şekilde açacağım baş parmağımı, düz duracak. Burada öncelikle dört parmak manyetik alanın yönünü gösterecek. Baş parmak akımın yönünü gösterecek ve de avucumuzun içinin yönü kuvvetin yönünü gösterecek. Yani avuç içi kuvvetin yönünü bize gösterecek. Mesela bu şekil üzerinde değerlendirelim. Şimdi 4 parmağımız manyetik alandı. N'den S'e doğru 4 parmak manyetik alan. Baş parmak akım, bak baş parmak yukarı doğru. Peki avucumuzun içinin yönü de şu durumda içeriği gösteriyor. O halde demek ki avucumuzun içinin yönü de içeriği gösterecek. Demek ki bu tele bu bölge içerisinde içeri yönde, yani eksi z yönünde bir kuvvet etki edecek. Peki, şimdi girelim bu kuvvetin büyüklüğüne. Tabii ki eğer ki biz bir telden ne kadar çok akım geçirecek olursak o kadar çok kuvvet etkileyecektir. Yani ne kadar fazla akım o kadar fazla kuvvet. Peki, eğer ki bizim manyetik alan şiddetimiz de fazlaysa, eğer büyük bir manyetik alan şiddeti varsa burada, yani kuvvetli mıknatıslarımızın arasındaysa, bu halde o zaman da büyük olmuş olacak. Peki, bir de bizim telimizin boyu da önemli. Ne kadar bir bölümüne etki ettiği önemli. Ne kadar uzunsa telimiz ya da uzun bir yeri soruluyorsa oraya daha fazla kuvvet etkileyecek anlamına geliyor. Peki bu halde bunların hepsini birleştirdiğimizde bu teli etkileyecek kuvvetin formülü karşımıza çıkıyor. F eşittir B ile. Peki o halde burada biz B'nin birimini Tesla olarak aldık. Akımın birimini amper olarak aldık. Telin uzunluğunu metre olarak aldığımızda kuvvetin birimi de Newton olarak çıkacaktır karşımıza. Şöyle birkaç yön uygulaması yapalım. Manyetik alan burada bize doğru olmuş olsun. Akım taşıyan tel örnekse şöyle yukarıya doğru akım taşımış olsun. Burada manyetik alan içeri doğru olsun. Akım taşıyan tel de sağa doğru akım taşımış olsun. Burada manyetik alan bize doğru olmuş olsun ve de akım taşıyan tel şu belirttiğimiz yönde akım taşımış olsun. Ne diyorduk manyetik alanın yönünü belirlerken? Öncelikle dört parmağımız manyetik alanın yönünü gösterecek. Baş parmağımız akım, avuç içi kuvvet. O halde şu ilk durumu değerlendirmeye çalıştığımızda şimdi dört parmak manyetik alan. Yani manyetik alan sayfa düzleminden dışarıya doğru olacak. O halde dört parmağım tahta düzleminden dışarıyı göstermesi gerekiyor. Baş parmakta akımın yönünü gösterecek şekilde yerleştirdiğimde o halde pozisyon bu. Dört parmak manyetik alan, baş parmak akım. Peki avucumun içi nereyi gösteriyor? Avucumun içi de beni gösteriyor. Yani size göre sağ tarafa doğru bir manyetik kuvvet etki edecek. Tamam, o halde demek ki buradaki manyetik kuvvetin yönü sağa doğru olacak. Yani bu akım taşıyan T manyetik alan içerisinde akım taşıdığı için ona sağ tarafa doğru bir kuvvet etki edecek. Peki ikincisinde 4 parmak manyetik alan çarpı olduğu için 4 parmağın tahta düzlemin içine doğru gitmesi lazım. Baş parmak akım, bu halde baş parmakla sağ tarafa doğru gösterecek.
Var. Şöyle koyduğumuzda dört parmak manyetik alan, baş parmak akım, avucumun içi nereyi gösteriyor? Yukarıyı gösteriyor. O halde demek ki benim bu telime etkeden manyetik kuvvet yukarı yönde olacak. Peki geldik sonuncusuna. Sonuncusunda manyetik alan bize doğru, o halde dört parmak yine sayfa düzleminden dışarıya doğru olacak. Baş parmak akım, o zaman şu şekilde akımı gösterdiğimde dört parmak manyetik alan, baş parmak akım, avucumun içinin yönü bu yönü gösteriyor. O zaman demek ki bu tele de bu yönde bir kuvvet etki etmek durumunda kalacak. Peki, oldukça kolay yönünü belirlemesi. Şimdi burada etkiden kuvvetin büyüklüğüne manyetik alanla akım arasındaki açı çok fazla etki ediyor. Yani mesela bizim bu durumumuzda tel yukarı doğru akım taşırken manyetik alan bana doğruysa şuraya koyduğumuz takdirde şu ikisini, bu ikisi arasındaki açı yani akımla manyetik alan arasındaki açı zaten 90 derece olmak durumunda kalıyor. Yani akımla manyetik alan ilk durumda birbirlerine dik. Peki ikinci duruma bakıyorum. Akım taşıyan tel sağ tarafa doğru akım taşırken manyetik alanda içeriye doğru yerleştirildiğinde burada da akımla manyetik alanın birbirlerine dik olduğunu görüyorum. O halde akımla manyetik alan burada da dik. Peki şimdi şuradaki duruma bakalım. Şu akım taşıyan tel olmuş olsun. Bu da manyetik alan vektörümüz olmuş olsun. O halde bunları da yerleştirdiğimde de bunların da yine aralarında 90 derece açı olduğu çok rahat anlaşılıyor. O zaman demek ki akımla manyetik alan burada da dik. Yani bize eğer ki buraya bir açı verecek olursa işte buradaki alfanın herhangi bir önemi yok. Yani akımla manyetik alan arasındaki açı lazımdı bana. Zaten bu ikisi dik olduğu için bizim şu anda etki edebilecek en şiddetli bir kuvvet olacaktır bu durumda. Peki o halde eğer ki akımla manyetik alan birbirine dikse ön koşulumuz bu. O halde bu durumda etki eden kuvvetin büyüklüğü F eşittir 1 ile hesaplanacaktır. Dolayısıyla şöyle özetleyebiliriz. Eğer ki telimiz sayfa düzlemindeyse, manyetik alanımız da sayfa düzleminde dikse, içeri ya da dışarıysa, o halde her koşulda tel sayfa düzleminde nasıl durursa dursun, mutlaka sayfa düzlemine dik olan bir vektöre 90 derece açı yapacak anlamına geliyor. Buna dikkat edelim. Peki, manyetik alan sayfa düzlemindeyse, örnekse burada sağ tarafa doğruysa, yani sol tarafımızda bir N kutup olan mıknatıs, sağ tarafımızda da S kutup olan bir mıknatıs olmuş olsun, soldan sağa doğru bir manyetik alan olmuş olsun, o halde orada da iyi kadarlık akım taşıyan bir telimiz olmuş olsun. Peki, şimdi bu durumda ikisinin arasındaki açı kaç derece olacak? 90 derece. Yani I ile B zaten birbirlerine dik. Ha, öyle bir durumda F eşittir B çarpı I çarpı L kadarlık bir kuvvet etkileyecektir. L de sonra da belirtilir bize 10 santimetresine, 20 santimetresine gibi uzunluğu bize belirtirler. O bölüme etkileyen kuvveti bu şekilde bulmuş oluruz. Peki manyetik alanımız burada da sağ tarafa doğru olmuş olsun. Örnekse akım taşıyan telimizde ona belli bir açı yapacak şekilde akım taşısın. Peki. Şimdi bu durumda bizim diklik şartı hatırlarsanız akımla manyetik alan dik olduğunda en büyük kuvvet etki ediyordu. O halde benim bu telin sinüs bileşenini almam gerekecek. Yani onun boyu L kadarsa onun boyunu L sin alfa kadarını almam gerekecek etkiden kuvvetin büyüklüğünü bulurken. O halde bu durumda etkiden kuvvetimizde ne olacaktır? F eşittir. 1 sinüs alfa yani 1 sin alfa kadar bir kuvvet etkileyecek. Telin boyunun sinüsünü alacağız etkiden kuvveti bulurken. Peki eğer ki manyetik alanımız sağa doğruysa ve akım taşıyan tel de sağ tarafa doğru akım taşıyorsa ya da sol tarafa doğru akım taşıyorsa yani eğer ki manyetik alanla akım taşıyan tel yani akımımızın yönü birbirlerine paralelse işte bu durumda bu tele manyetik kuvvet etki etmiyor. Yani akımla manyetik alan paralelse bu tele manyetik bir kuvvet etki etmiyor. Peki.
alırken hemen bir örnekle uygulayalım. Şiddeti 4x10^-3 tesla olan düzgün bir manyetik alanda 5 amper akım taşıyan düz telin 30 santimetrelik bölümüne etki eden manyetik kuvvet kaç newton olacaktır diyor. Peki bizim için en önemli bilgi akımla manyetik alan arasındaki açı. Peki bakalım 30 derece vermiş ama 30 derecenin bir önemi var mı yok mu? Onu bir sınıralım. Şimdi şu board marker diyelim ki akım taşıyan telimiz olmuş olsun. Bu da manyetik alanımız olsun. O halde manyetik alan da bize doğru olduğuna göre bunu yerleştirdiğimizde akımla manyetik alan arasındaki açı gördüğünüz gibi 90 derece olmuş oluyor. Yani burada akımla manyetik alan birbirlerine dik. Dolayısıyla bu 30 dereceyi bize aldatmaca vermişler. Yani herhangi bir önemi yok. O zaman kuvvetimizin büyüklüğü de neyle bulunuyordu? F eşittir 1 ile bulunuyordu. Götürüp bir yerine koyduğumuzda işte kuvvetimizin büyüklüğü ortaya çıkmış olacak. Peki B manyetik alan ne demişti? 4x10^-3 tesla. O zaman 4x10^-3 tesla dedim. Peki kaç amperlik akım geçiyordu bundan? 5 amper. O zaman 5 amper akım geçiyormuş. Telin ne kadarlık bir bölümüne etki eden kuvvet soruluyor? 30 santim. 30 santim ama 3x10^-1 diye almam lazım. Çünkü metreye çevirmem gerekiyor. Peki o halde buradan işlemimize devam edecek olursak bak 4x5 20, 20 ile 3'ü çarparsam 60x10^-4 oluyor. Biraz daha toparlamak gerekirse 6x10^-3 newton kadar kuvvet etki edecekmiş bu telin 30 santimetrelik bölümüne. Peki hangi yönde etki eder diye sormuş olsaydı o zaman ne yapacaktım? 4 parmak manyetik alanı gösterecektim. Baş parmağımızda akımı gösterecekti. Bak bize doğru bir manyetik alan varmış yani. Böyle olması lazım. 4 parmağımın baş parmakta akımın yönünü gösterecekti. Avcumuzun içinin yönü de kuvvetin yönünü gösterecekti. O halde demek ki bu tele, telin kendisine dik olacak şekilde bu yönde, belirttiğimiz yönde bir kuvvet etki verecekmiş. Peki bir diğer sorumuz ne diyor? Şiddeti 2x10^-3 tesla olan düzgün bir manyetik alanda 10 amper akım taşıyan düz telin 20 santimetrelik bölümüne etki eden manyetik kuvvet kaç newton kadar olacaktır diyor. Peki önce niye dikkat ediyorduk? Akımla manyetik alan birbirine dik mi? Peki bakıyorum akımla manyetik alan zaten burada belli 30 derecelik açı yapıyor ikisi birbirleriyle. O halde demek ki bu 37 derecelik açı önemli. Önemli. Yani bunu kullanmamız gerekiyor. O halde bunun 20 santimetrelik bölümüne L diyecek olursak ne demiştik biz? Onun şu bileşenini almamız lazım. Yani telin sinüs bileşenini almamız lazım. Ve akım sanki aşağı doğru taşınıyormuş gibi düşünmemiz lazım. O halde etkiden kuvveti olurken de F eşittir. B ile sinüs 37 diyeceğiz. Bilsin alfa. Bilsin 37. Peki akım ne kadardı? 2x10^-3 tesla. Peki manyetik alan pardon. Manyetik alan 2x10^-3 tesla. Akım ne kadar? 10 amper. O halde 10 amperlik akım geçiyor. 20 santimetrelik bölümüne diyor. Yani 2x10^-1 dedim. 0.2 metre yazdım oraya. Sinüs 37'de 0.6 olduğuna göre ona da 6x10^-1 dedim. 0.6 var. Peki şimdi gerekli matematiksel işlemlerimizi yaptığımızda da 2 kere 2 4, 4 6, 24 oldu. Çarpı, şimdi 10^-1 onunla bir tanesi gitti, 10^-4 oldu. 10^-4 yani 2,4x10^-3 newton kadar kuvvet etki edecek. Peki bu durumda kuvvetin yönünü bize sormuş olsaydı o zaman ne diyecektim? Diyecektim ki 4 parmak manyetik alan. Evet 4 parmak manyetik alan. Baş parmak akım. Fakat akımı bu yönde değil de aşağı doğru taşıyor olarak düşüneceğiz. Onu sinüs bileşenini aldığımız için. Baş parmakta aşağıyı gösterecek 4 parmak manyetik alan. O halde avucumuzun içinin yönü bizi gösteriyor. Yani bize doğru bir kuvvet etki etmesi gerekiyor. O halde demek ki bu tele yönü sayfa düzleminden dışarı doğru olacak şekilde bir kuvvet etki edecekmiş. Şimdi gelelim başka bir duruma. Bakın burada dışarıda ayrıca bir manyetik alan yok. Yani herhangi bir mıknatıs yok. Mıknatısların arasında falan
değiliz. Peki durum ne? Akım taşıyan paralel doğrusal tellerin birbirlerine uyguladıkları manyetik kuvvet. Ha, demek ki iki tane telimiz olacak. Bu iki telden akım geçecek. Bu iki tel birbirlerine kuvvet uygulayacaklar. Neden? Akım taşıdıkları için. Peki nasıl oluyor bu iş? Mesela diyelim ki burada yukarı doğru akım taşıyan bir telimiz var. İyi bir kadar akım taşısın. Burada da yukarı doğru akım taşıyan iki kadar akım taşıyan bir telimiz var. İki telin arasındaki uzaklık d kadar olmuş olsun. İki telin de l kadarlık bölümleri birbirlerine kuvvet uygulamış olsun. Peki acaba aynı yönde akım taşıyan teller birbirlerini çekecekler mi yoksa birbirlerini itecekler mi? Bir kere bir önceki başlığımızda demiştik ki eğer ki tel manyetik alan içerisinde akım taşırsa kuvvet etkileyecek. E burada da dışarıda manyetik alan yok dedik. Nasıl olacak da akım taşıyan tele kuvvet etkileyecek? Aslında bu teller manyetik alan içinde akım taşımıyor değil mi? Manyetik alan içinde şu anda akım taşıyor da nasıl? Şimdi doğrusal tel çevresinde zaten manyetik alan oluşturmuyor. A'da I1 çevresinde manyetik alan oluşturunca mecburen diğer tel bu telin uygulamış olduğu manyetik alan, oluşturmuş olduğu manyetik alan içerisinde akım taşıyor. O yüzden buna kuvvet etki ediyor. Peki ikinci telimiz de çevresinde bir manyetik alan oluşturmuyor mu? Oluşturuyor. Peki o oluşturduğu manyetik alan içerisinde bizim birinci telimiz akım taşımıyor mu? Taşıyor. İşte o yüzden buna da kuvvet etki ediyor. Peki iyi bir akımı taşıyan telimiz yukarı yönde. Sağ taraftaki telin bulunduğu bölgede ne tarafa doğru manyetik alan oluşturur? Bu bir önceki konumuzda manyetik alan konusundaydı. Akımı manyetik etkisi konusundaydı. Ne yapıyordu? Baş parmak akımı gösteriyordu. Dört parmağımızla doluyorduk, çeviriyorduk, kıvırıyorduk ve dört parmağımızın yönü manyetik alanın yönünü gösteriyordu. O halde baş parmak akım, dört parmak manyetik alan derken bu tarafa doğru çarptığı için dönerken şöyle ne diyorduk? Çarptığı tarafa çarpı koyalım diyorduk. O halde demek ki soldaki telin sağ tarafta oluşturduğu manyetik alan içeriye doğru. Dolayısıyla burada bizim birinci tel B1 kadar bir manyetik alan oluşturmuş olsun. Peki iki akımı taşıyan tel sağ tarafta içeri doğru manyetik alan oluşturuyor. Peki sol tarafta bize doğru. O zaman demek ki burada sol tarafta yönü sayfa düzleminden dışarıya doğru olacak şekilde bir manyetik alan oluşuyor. Tamam işte. Bakın ne oldu? Manyetik alan içerisinde akım taşıyan bir telimiz oldu. Peki o halde bunlara kuvvet etki etmesi gerekiyor. Peki yönü nasıl buluyorduk kuvveti? Bu sefer el düz. Ne yapıyorduk? Düz tutup dört parmak manyetik alan, baş parmak akım, avuç içi kuvvetin yönünü gösterir. O halde sağ taraftaki telimize dört parmak manyetik alan, baş parmak akım, avuç içi kuvvet yani sol tarafa doğru bir kuvvet etki ediyor. Bu kuvveti de biz F1-2 diyelim. Yani birinci telin ikinci tele uygulamış olduğu kuvvet olmuş olsun. Peki şimdi B2 bize doğru akım taşıyan bir tel var. O halde bize doğru akım taşıyan tel varsa o zaman dört parmak bizi gösterecek, baş parmak yukarıyı gösterecek akım yönünde. Avucumuzun içi de kuvvetin yönünü gösterecek. O halde demek ki kuvvet de size göre sağ tarafa doğru olması gerekiyor. O zaman demek ki sağ tarafa doğru da bir kuvvet olacak. Ona da F2-1 diyelim. Yani ikinci telin birinci tele uygulamış olduğu kuvvet olmuş olsun. Neyi fark ettik? Burada eğer ki iki tel birbirlerine paralel aynı yönde akım taşıyorlarsa bu iki tel birbirlerini ne yapıyorlar? Çekiyorlar. O halde bunların üzerinde bunlar birbirlerini çeker diye ifade edelim. Peki şimdi o zaman şunu merak ettim ben. Şimdi bu yukarı doğru akım taşıyor evet. Peki öbürü aşağı doğru akım taşırsa bu sefer acaba birbirlerini itecekler mi? Onu bir test edelim. Şuraya D diyelim. Yine buraya L diyelim. Yine I1 akımı taşıyan tel diğer telin bulunduğu tarafta çarpı yani içeri doğru bir manyetik alan oluşturuyor. Peki I2 akımı taşıyan tel sol taraftaki telin bulunduğu bölgede o da çarpı değil mi? O tarafa doğru çarpı yönde bir manyetik alan oluşturuyor. O halde burada B2'de içeri doğru oldu. Peki şimdi kuvvetlerin yönü dört parmak manyetik alan, baş parmak akım, avuç içi kuvvet o zaman sol tarafa doğru. Tahminimiz galiba doğru.
Yani bu sefer de galiba itecekler birbirlerini. Bade F2-1 kadar kuvvet etki etti son tarafa doğru. Peki 4 parmak manyetik alan, baş parmak akım, avuç içi kuvvet, sağ tarafa doğru da buna kuvvet etki etti. 2'nin 1'e uygulayacağı kuvvette olmuş olsun. Pardon, 1'in 2'ye. 1'in 2'ye uygulayacağı kuvvette bu olsun. Peki, dolayısıyla gördüğünüz gibi zıt yönde akım taşıyan tellerle birbirlerini ne yaptılar? İttiler. O halde bunlar da birbirlerini iterler diye üzerlerine yazalım. Peki, şimdi gelelim bu kuvvetlerin büyüklüklerine. Şimdi F2-1 dediğimiz kuvvet, büyüklüğünü ifade edeceğimiz için vektörü kaldıralım. F2-1 kuvveti B2 manyetik alan içerisinde I1 akımı taşıyan L boyundaki bir teli ifade ediyor. Peki F1-2. F1-2 kuvveti ise B1 manyetik alan içerisinde I2 akımı taşıyan L boyundaki teli ifade ediyor. O halde buradan devam edelim. Peki B, doğrusal tellerin manyetik alanları nasıl bulunuyordu? Eğer akım geçerse doğrusal telden 2KI/D. O halde bu B2'yi kim oluşturmuştur? Bu tel. O zaman 2K I2/D dedim. B2'nin yerine yazdım. Çarpı I1 çarpı L oldu. Biraz daha açarsak şöyle. Peki diğeri B1. Peki B1'i kim oluşturuyor? Bu tel. Yani 2K I1/D çarpı I2 çarpı L şiddetinde de diğer olmuş oldu. Peki neyi fark ettik? Bunların büyüklükçe eşit olduğunu fark ettik. 2K I2/I1/L1/D, I1/I2/L1/D aynı. Bunlar büyüklükçe eşit. Demek ki akım taşıyan paralel teller birbirlerine etkiye karşı tepki kuvveti uyguluyorlar. Yani büyüklükçe birbirlerine eşit fakat yönce ters. O zaman demek ki buradan çıkan sonuç bize diyor ki bu iki kuvvet etkiye karşı tepki kuvvetleri sınıfından, yani büyüklükçe birbirlerine eşit yönce ters olacaklar ve bu kuvvetin büyüklüğünü bulurken de 2K I1 çarpı I2 çarpı L/D olarak ne yapacağız? Kullanacağız. Formül 2K I1 I2 L/D. Aynı yönde akım taşıyan teller birbirlerini çektiler. Zıt yönde akım taşıyan teller de birbirlerini ne yaptılar? Gördüğünüz gibi ittiler. Şimdi de uygulayalım. Diyor ki aynı düzlemdeki birbirlerine paralel eşit uzunluktaki, bunların uzunluklarının eşit olduğunu söylemiş. K, L, M ve N telleri şekil 1 ve şekil 2'deki gibi bir. Şekil 1'deki K telini etki eden manyetik kuvvet F vektörü olduğuna göre şekil 2'de M telini etki eden manyetik kuvvet kaç F vektörü olacaktır? Şimdi anlaşılan bunlar farklı ortamlardalar. Yani bunlarla bunların alakası yok. Peki şimdi bana diyor ki L teli K teline F kadar kuvvet uyguluyor. Şimdi aynı yönde akım taşıyan iki telimiz var. Aynı yönde akım taşıyan teller birbirlerini çekerlerdi. O halde L teli K telini kendisine doğru ne yapacak? Çekecek. O halde işte bu kuvvete F vektörü demiş. Peki şimdi büyüklüğüne gelince bu tellerin hepsinin boyuna L diyelim. O zaman F diye neye demiş oldu soru? 2K akımlar I çarpı I çarpı boyları L bölü aralık uzaklık D. Tamam, demek ki soru F diye 2K I kare L bölü D'ye demiş. Peki şekil 2'deki M telinde. Demek ki bizim için önemli olan şimdi M teli. Peki şimdi M telinde bakıyorum, bunda aşağı doğru akım taşınıyor, bunda yukarı doğru. Bunlar zıt yönde akım taşıyorlar. Bunlar birbirlerini ne yapacaklar? İtecekler. Dolayısıyla N teli M telini itecek. Ne tarafa doğru itecek? Sol tarafa doğru itecek. Uygulamış olduğum kuvveti de F N M diye. Tamam, F N M. Peki F N M ne kadar olmuş olacak? N'nin bir uygulamış olduğu kuvvet 2K akımla 4I I tellerin uzunluğu aynıydı. L bölü 2D dedik bu sefer de. Bu 2K, 4I kare L bölü 2D olmuş oldu. Şimdi şunları götürdüğümüzde onun katsayısı 4, onun katsayısı 2. Yani aslında FNM'nin 2F olduğu ortaya çıkmış oldu. Yani burada 2F diyeceğiz. Fakat vektörel ifade ettiği için bizim de vektörel ifade etmemizi istiyordur.
bakıyorum. Sağ tarafa doğruya F vektörü demişsek ve sonucumuz da sol tarafa doğru çıktığına göre, yani yönce ters olduğuna göre, o halde F N M vektörü eşittir eksi 2 F vektörüdür diyerek sonucu bulmuş olacağız. Bir sonraki sorumuz: düzgün B manyetik alanında bulunan şekildeki K ve L telleri sayfa düzlemindedir. Tellerde 3 amper ve 4 amper akımlar geçmektedir. Serbest bırakılan K telinin hareketsiz kalabilmesi için B'nin yönü ve büyüklüğü ne olmalıdır? Ha, burada durum biraz farklı. Bakın, normalde burada yönünü bilmediğim dışarıdan oluşturulmuş bir manyetik alan da var aynı zamanda. Yani bu iki tel, iki tane mıknatısın aynı zamanda arasında. Yani bir manyetik alan bölgesi içerisinde. Peki ve bu sayede K teli serbest bırakıldığında hareketsiz kalıyormuş. Hareketsiz kalabilmesi için tabii ki net kuvvetin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Şimdi L teli K teline bir kuvvet uyguluyor. Birazdan hesaplayacağız. Peki işte o kuvveti sıfırlayacak kadar birinin daha kuvvet uygulaması lazım. O da kim? İşte demek ki buradaki manyetik alan. Ki bu manyetik alanı ne K teli ne de L teli oluşturdu. Bu manyetik alanı iki tane mıknatıs oluşturdu. Bu iki tel o iki mıknatısın aynı zamanda arasında akım taşıyorlar. Peki, şimdi aynı yönde akım taşıyorlar bunlar. O halde bunlar birbirlerini çekecekler. O zaman L teli K telini sağ tarafa doğru bir kuvvetle çekecek. Yani L'nin K'ya uygulamış olduğu kuvvet kadar büyüklükte çekecek. Hesaplayalım FLK'yı. Şuraya yazalım. FLK eşittir. Neydi formülümüz? 2K, I1, I2, L bölü D. O halde 2K, 2 çarpı üzeri x7, I1, I2, 3 çarpı 4, 3 çarpı 4, L, ne kadarmış bu tellerin boyu? Verilmemiş. Ne verilmemişse ben de L dedim. Demek ki ihtiyaç duymayacağız. Demek ki birbirlerini götürecek bir yerlerde. Peki, ona da L dedim. Peki, aralarında 20 cm uzaklık varmış. Yani metreye çevirecek olursam 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 kadar olacaktır metre cinsinden. Peki, burada gerekli işlemlerimizi yapacak olursak, bakın bu ikiler zaten birbirini götürdü. Burada 12 L var. 12 L çarpı 10 üzeri eksi 6 Newton kadar bir kuvvet olacaktır. Tabii ki burada L yerine metre cinsinden yazdığımızda, yani 1 metre alsak da fark etmezdi. 1 yazabilirdik. L'ler zaten birbirini götürecek. 12 L çarpı 10 üzeri eksi 6 olacaktır kuvvetimiz. Peki, şimdi dediğimiz gibi bu tel serbest bırakıldığında hareketsiz kalabildiğine göre net kuvvet 0 olacak. Dolayısıyla bizim manyetik alanımızla bu tele sol tarafa doğru bir kuvvet uygulaması gerekecek. Orada manyetik alanın uyguladığı kuvvet olduğu için orada FBK diye, yani manyetik alanımızın B'nin K'yı uygulamış olduğu kuvvet. Tabii ki bunlar büyüklükçe birbirlerine eşit olsun ki ne yapsın? K teli hareketsiz kalabilsin. O halde FBK, yani manyetik alanın K telini uygulamış olduğu kuvvet. Peki akım taşıyan tel manyetik alanda ne kadar kuvvet etkiliyordu? F eşittir 1. F eşittir 1 kadar kuvvet etkiliyordu. Peki B'nin yönü ve büyüklüğü diyor. O halde demek ki B'nin büyüklüğünü buradan bulacağım. B akımımız ne kadar? 3 amper. Telin boyu ne kadar? L kadar dedik. Ve de demiştik ki bu ikisi birbirine eşit. O zaman FBK eşittir FLK olduğuna göre, o zaman B çarpı 3 çarpı L eşittir şurada bulmuş olduğumuz 12L çarpı 10 üzeri eksi 6. 12L çarpı 10 üzeri eksi 6. Peki buradan gördüğünüz gibi bakın ne oldu? L'ler birbirlerini götürdü. O halde o gitti. 3'te de 12'yi sadeleştirdim, burada 4 kaldı. O zaman manyetik alanın büyüklüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 Tesla çıkacakmış. Demek ki aynı zamanda burada şiddeti 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 Tesla olan bir manyetik alan olacakmış. Şimdi o manyetik alanın yönüne geldi sıra. Peki o manyetik kuvvetin yönünü bulurken ne yapıyordun? 4 parmak manyetik alan, baş parmak akım, avuç içi kuvvet. Şimdi akım yukarı doğru, baş parmak yukarı. Avuç içi sol tarafı gösterecek, kuvvet sol tarafa doğru. Ha, böyle bir durumda bizim elimizi böyle iyileştirmemiz lazım.
dört parmak, manyetik alan baş parmak, akım, avuç içi, kuvvet. Yani manyetik alanın içeriye doğru olması gerekiyor. O halde burada içeriye doğru bir manyetik alan var. Yani bizim tarafımızda ön kutbu var. Bu tellerin öbür tarafında S kutbu var mıknatıslarımızın ve buradan oraya doğru bir manyetik alan oluşturmuşlar. Yönü çarpı yani eksi Z yönünde bir manyetik alan varmış. Şimdi geldik bir sonraki başlığımıza. Akım taşıyan tel çerçeveye manyetik alanda etki eden tork. Ha, demek ki bizim burada bir manyetik alanımız var. Bakın şekilde görüldüğü gibi N'den S'e doğru yönü olan bir manyetik alan bölgemiz var. Bu manyetik alan bölgemizde de akım taşıyan bir telimiz olsun. Böyle bir tel çerçeve düşünün. Saat yönünde ne yapıyor? Bu tel çerçeveden akım geçiyor olmuş olsun. Ve tel çerçeve manyetik alan içerisinde akım taşıyor. Peki onu aldım ben biraz daha büyüttüm tabii ki buraya getirdim koydum. Bazı demek ki bizim manyetik alanımız sağa doğru. Çünkü sol tarafta N kutbu, sağ tarafta S kutbu var. Ha buradan da yanlış anlaşılmasın. Sadece N kutuplu, sadece S kutuplu tutulmak mümkün değil. Tabii ki ben diğerlerini çizdim. Yani tabii ki bunun bir tane S kutuplu, bir tane de bunun N kutuplu elbette ki olacak. Peki sağ tarafa doğru bir manyetik alan var. Peki bu manyetik alan içerisinde akım taşıyan telimiz gördüğünüz gibi şöyle saat yönünde bir akım taşımış olsun. Bu çerçeveden bu yönde akım geçiyor. Peki bu çerçeveden bu yönde akım geçerken, saat yönünde akım geçerken biz bölüm bölüm bakalım. Yani üst parçasına, üst kenarına, yan kenarına, alt kenarına, sol kenarına ne tarafa doğru kuvvet etkileyecek? Önce yönü bulalım. Yön. Ne yapıyorduk? Dört parmak manyetik alan, baş parmak akım, avuç içi kuvvet. Fakat dik olması gerekiyordu ya da en azından bir dik bileşeni olacaktı. Akımla manyetik alan birbirlerine paralel olmayacaktı. Bakıyorum akımla manyetik alan bu durumda birbirlerine paralel. Ha demek ki üst tarafa kuvvet etki etmiyor. Alt tarafa aynı koşullarda akımla manyetik alan birbirine paralel olduğu için alt kenara da kuvvet etki etmeyecek. Yukarıya da aşağı kuvvet etki etmiyor. Peki şu sağ kenara ne tarafa doğru kuvvet etki ediyor? Dört parmak manyetik alan, baş parmak akım, avuç içi kuvvet. Yani bana doğru. O halde burada bana doğru yönü, bana doğru olan bir kuvvet etki edecek. F diyelim sana. Peki sol kenara etkilen kuvvet dört parmak manyetik alan, baş parmak akım, avuç içi kuvvet. O halde demek ki burada da içeriye doğru bir kuvvet etki edecek. Demek ki bu tel çerçevenin sağ kenarı bize doğru çekilirken sol kenarı ne yapılıyor? İtiliyor. Ha, peki şimdi ben onu aldım. Bakın mesela tel çerçevenin bu olduğunu varsayalım. Buradan bize doğru kuvvet var. Buradan da içeriye doğru kuvvet var bu tel çerçeveyi etkileyen. Onu aldım getirdim. Bu şekilde yerleştirdim. Yani görüş açımızı burada değiştirdim. Bu şekilde yerleştirdim. Yani bizim şu kırmızı çubuğumuz aslında telimizi gösteriyor. Şunlar da kuvveti gösteriyor. O halde bu kuvvetler bu telden dik olacak şekilde ne yapıldı? Gösterildi. Şimdi bu telin boyutlarını da verelim. Örneğin diyelim ki işte şuradan şu uzunluğuna A diyelim. Şuradan da aşağı doğru çekelim. Şu uzunluğuna B diyelim. Tam ortasından da dönebilecek bir yapıya kavuşturduğumuzu varsayalım. Şurası A bölü 2. Burası da B bölü 2, B bölü 2 diyelim. Buradaki uzunluklarımızı da dedik ki B bölü 2, B bölü 2 oraya A demiştik. Tamam, o zaman demek ki biz buraya B bölü 2 dedik, buraya da ne dedik? B bölü 2. Burası da zaten bizim şuradaki dönme eksenlerimizin geçtiği yeri gösteriyor bize. Peki gördüğünüz gibi ne oldu? Bu kuvvet bir torka sebep oldu. Ne yönde? Saat yönünde. Peki diğer kuvvetimiz de bir torka sebep oldu. O da saat yönünde. Demek ki bu iki kuvvet bir kuvvet çifti oldu. Ve bu kuvvet çifti ne yaptı? Sanki iki elimizle direksiyonu çevirir gibi tuttu bu tel çerçeveyi çevirmek durumunda kaldı. Peki o zaman etkeden torka bakalım. Toplam torka. Peki O noktasına göre toplam torku yazalım. Ne olacaktır? F çarpı B bölü 2 artı F çarpı B bölü 2. Her ikisi de aynı yönde olduğu için toplarımız ikisini de
topladık ve böyle durumda, böyle bir durumda F çarpı B kadar bir tork etki etmiş oldu bu tel çerçeve. Peki F neydi? Akım taşıyan T, manyetik alanda. Manyetik alanda akım taşıyan T. F eşittir 1. 1. O zaman demek ki B çarpı I çarpı telin boyu. Telin boyunda biraz evvel A demiştik. O halde B çarpı I çarpı A çarpı B oldu. Etkiden tork. Peki şimdi burada A çarpı B. A çarpı B. Zaten bu telin boyunda A'ya B değil miydi? Bu telin, bu tel çerçevenin alanı anlamına geliyor bu. O halde burası da bu tel çerçevenin yüzey alanı. O halde demek ki etkiden tork O noktasına göre nasıl bulunuyor? Alanını da A diyecek olursak A çarpı B çarpı I ile bulunuyor. Yani AB. AB ile torku hesaplayabiliyoruz. Tabi burada tek bir sarım yapılmaz. Yani bolca üzerine dolanır bu. Bolca duvarlar. Bunun sebebi de bu torkun şiddetini artırmak. O halde en sarımlı hale getirecek olursak bu tel çerçeveyi, o zaman da ne olacaktır? A çarpı B çarpı I çarpı N kadar. Yani A'bin kadar tork etki edecektir bu tel çerçeveye. Peki bu durumda da bizim çerçevenin duruşuyla manyetik alanın açısına bakalım. Yani akım geçen tel çerçeve hangi durumda manyetik alan içerisindeyken, akım taşırken tork etki ediyor? Bunu bir değerlendirelim. Mesela bu durumda da manyetik alan bize doğru olmuş olsun. Akım taşıyan tel çerçevemizde yine biraz evvelki gibi şöyle saat yönünde akım taşırsın. Peki bu durumda bu kenarlara etkilen kuvvetleri bir belirlemek gerekirse üst kenara etkilen kuvvetin yönüne bakalım. Şimdi dört parmak bizi gösterecek manyetik alan. Dört parmak biz. Peki baş parmak akım. Evet, avucumuzun içinin yönü kuvvet. Ha, demek ki yukarı kenara aşağı doğru kuvvet etki ediyor. Peki sağ kenara dört parmak manyetik alan, baş parmak akım, aşağı doğru akım, dört parmak manyetik alan, kuvvet avucumuzun içinin yönü sol tarafa doğru. O halde demek ki burada sol tarafa doğru kuvvet etki edecek. Şimdi geldim alt kenara, şu kenara. Peki dört parmak manyetik alan, baş parmak akım, avuç içi kuvvet. O halde demek ki burada da yukarı doğru kuvvet etki edecek. Sol kenara geldi sıra. Dört parmak manyetik alan, baş parmak akım, avuç içi kuvvet. O zaman burada da sağ tarafa doğru bir kuvvet etki edecek. Ama gördüğünüz gibi çerçeveye etkiden bu kuvvetlerin hiçbirisi dönme eksenine göre tork oluşturmayacağı için işte bu durumda tork ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Yani çerçeve bu durumda dönmeyecektir. Tork etkisi sıfır olacaktır. Demek ki çerçevenin duruşu önemli. Manyetik alan tel çerçevenin içinden geçerken demek ki tork etki etmiyor. Yani çerçevemiz manyetik alana dikse, çerçevemizin düzlemi manyetik alana dikse tork etkisi olmuyor. Ne zaman tork etkisi oldu biraz evvel gördüğünüz gibi? Akım taşıyan tel çerçevenin yüzey alanıyla manyetik alanımız birbirlerine paralel olduğunda tork etki etti. Peki o halde şurası x ekseni diyelim, şurası y ekseni, burası z ekseni olmuş olsun ve manyetik alanımız da sağ tarafa doğru olmuş olsun. O zaman bu tel çerçevemiz bizim, tel çerçevemiz işte belirtmiş olduğumuz yönde şöyle akım geçen bir tel çerçeve olsun. O halde x ekseniyle yaptığı açıya alfa, z ekseniyle yapmış olduğu açıya da teta diyelim. Bu durumda kısmen tork etki edecek. Yani biraz evvelki A bin kadar değil ama ondan daha az bir tork etki edecek. Çünkü bir bileşenini almamız gerekecek. Bu durumda biz bu tel çerçeveyi tabii ki manyetik alana paralel hale getirmemiz lazım. O bileşenini almamız lazım. O halde demek ki biz bu tel çerçevenin x, y düzlemindeki bileşenini almamız gerekeceği için şu alfayı kullanacak olursak eğer kosinüsünü almamız gerekecek. O halde demek ki bizim bu sefer tork y eksenine göre ne kadar olacaktır? İşte a bin çarpı cos alfa kadar olacaktır. A bin çarpı cos alfa. Peki ya da eğer ki şu teta'yı kullanacak olursak da o da a bin çarpı sinüs teta kadar bir tork etki
edecek. Ne demiştik? Eğer ki tel çerçevenin içinden geçerse manyetik alan, tel çerçevenin içinden geçerse tork yok. O halde demek ki bizim bunun YZ düzlemindeki bileşenini aldığımız zaman manyetik alan içinden geçer. Demek ki biz o bileşenini almayacağız. Diğer bileşenini alacağız. Yani XY düzlemindeki bileşenini alacağız. Torkun büyüklüğünü hesaplarken. Peki boyutları 10 cm, 20 cm olan bir tel çerçevemiz varmış. Ondan 5 amper akım geçmektedir diyor. Bir tel çerçevesine göre demek ki sarım sayısı bunun 1. Peki bu çerçeveye 8 çarpı 10 üzeri x'in tesla olan düzgün manyetik alanda dönme eksenine göre etkilenen toplam tork kaç Nm olacaktır diyor. Önce tork etki edecek mi etmeyecek mi ona bir karar verelim. Şimdi diyelim ki şöyle saat yönünde manyetik alan içerisinde saat yönünde akım taşıyan bir telimiz olmuş olsun. Gördüğünüz gibi tel düzlemiyle manyetik alan birbirlerine paralel. Yani şu anda etki edebilecek en şiddetli tork etki edecek bu tele. Peki o halde o zaman tork eşittir. Demiştik ki A çarpı B çarpı I çarpı ne? A1000. A1000 kadar. Peki N zaten 1'di. Şimdi bize çerçevenin yüzey alanı lazım. Peki çerçevenin yüzey alanı 2 boyutunun çarpımı 10 çarpı 20 yani 200 santimetre kare. Fakat santimetre kare değil bunun metre kare olması lazım. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 4 ile çarparsam bunu 10 üzeri eksi 2 metre kareye çevirmiş olurum. Metre kare, desimetre kare, santimetre kare. Yani iki basamak aşağıda kareli ifadelerde yüzler üzerinde büyüyüp yüzler üzeri küçüldüğüne göre 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre kare olmuş oldu. Peki o zaman tork 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 manyetik alan 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı ne kadar akım geçiyor? 5 amper akım geçiyor. Sarım sayısı da zaten bu tel çerçevenin 1. Peki o halde burada da ne olmuş oluyor? 2 çarpı 5 10 ediyor. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 Newton çarpı metre. Newton metre kadar 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 Newton metre kadar bir tork etki ediyor. Peki bu örneğimizde de boyutları 25 cm'ye 40 cm olan bir tel çerçeve. Yine tek bir tel çerçeveden bahsediyor. En eşitli bir. Çerçeveden 4 amper kadar akım geçmektedir. Bu çerçevenin şiddeti 1,25 10 üzeri eksi 2 tesla. 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 2 tesla olan bir manyetik alanda y eksenine göre etkilenen toplam tork kaç Newton metre olacaktır diyor. Manyetik alan sol tarafa doğru akım taşıyan tel çerçeve şeklindeki gibi akım taşısın. Şimdi acaba şu 53 dereceyi vermiş ama acaba bunun ben sinüsünü mü alacağım yoksa kosinüsünü mü alacağım diye tek bir sıkıntımız var. Onu da dedik ki bu tel çerçevenin yüzeyi manyetik alana paralelken tork etki ediyordu. Yani yine ben bunun hangi düzleme? XY düzlemine olan bileşenini almam lazım. Yani bu 53 derecenin sinüsünü kullanmam gerekiyor. O halde tork y eksenine göre ne olacaktır? A1000 sinüs 53. Tamam, açının sinüsünü almam gerektiğine karar verdikten sonrası zaten formülü yerlerine koymak. Peki alan 25 çarpı 40. 25 çarpı 40. Peki ne olmuş olur bu? 1000 santimetre kare. 25 çarpı 40. 100 eder. 0'da koyduk. 1000 santimetre. Peki kaç metre kare eder bu? Bir de 10 üzeri eksi 4 ile çarpacak olursak o zaman demek ki buradan 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre kare kadar bir yüzey alanı olacakmış bu tel çerçevenin yani 0.1 metre kare. Peki şimdi götürdük yerlerine koyduk. O zaman dedik ki yüzey alanımız 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre kare. Manyetik alanımız 1,25 10 üzeri eksi 2 idi. Biz bunu 5 bölü 4 şeklinde yazalım. 5 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 tesla. Peki akım 4 amper akım geçiyordu. 4 amper. Peki sinüs 0,8'dir. Onu da 4 bölü 5 şeklinde yazalım. Ve böylelikle işlemimiz de daha kolay olmuş olsun. Peki bu halde 5 ile 5, 4 ile 4 gitti buradan. Geriye de 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 Newton metre kadar
şiddete sahip bir tork etki edecekmiş bu manyetik alan içerisinde. Peki şimdi geldik manyetik kuvvet başlığımızdaki son bölüme. Manyetik alanda hareket eden yüklü taneciklere etki eden kuvvet. Yüklü tanecik. Yani artı ya da eksi yüklüğü elektron ya da proton nerede hareket etmeye çalışıyor? Manyetik alan içerisinde. Ve bu hareketi sırasında da ona kuvvet etki ediyor. Peki biz biraz evvel ne demiştik? Eğer ki manyetik alan içerisinde bir tel akım taşıdığında ona kuvvet etki ediyor demiştik. Peki bu tel akım taşımadığında kuvvet etki etmiyor. Peki akım taşımadığında, akım taşıdığında ne fark var ikisi arasında? Ha, demek ki o telden elektronlar akmaya başladığında kuvvet etki ediyor. Ha, o zaman demek ki biz o teli etkileyen kuvvetleri aslında elektronlara etki ediyor diyebiliriz. Ha, demek ki bizim telden akım geçtiği anda elektronlar akmaya başlıyor ve elektronlar da hareket ettiği için elektronlara manyetik alan içerisinde kuvvet etki ediyor ve böylelikle biz tele kuvvet etki etmiştir diyoruz. Peki o halde biz burada yine yönü bulurken, kuvvetin yönünü bulurken sağ el kuralı kullanacağız. Sağ el kuralı diyelim. Peki bu sağ el kuralında elimiz yine düz. El yine düz, yani herhangi bir kıvırma olayı yok. Elimizi şöyle açacağız. Baş parmağımızı da açacağız. İşte böyle bir durumda yine 4 parmak manyetik alanın yönünü gösterecek. 4 parmak manyetik alanın yönünü gösterecek. Baş parmak bu kez fırlatmış olduğumuz hareket eden yüklü taneciğin hızını gösterecek. Yani hızının yönünü gösterecek. O halde baş parmakta demek ki bu yüklü taneciklerin hareket yönünü, hızının yönünü, hareket yönünü gösterecek. Peki bu durumda avuç içinin yönü artı yüklere etkilen kuvvetin yönü, yani artı Q'ya etkilen kuvvetin yönünü gösterecek. Artı yüklere elin tersi de eksi yüklere etkilen kuvvetin yönünü gösterecek. Yani dört parmak manyetik alan, baş parmak hız, avuç içi artı yüklere etkilen kuvvetin yönü, elin tersi eksi yüklere etkilen kuvvetin yönü. Şimdi tenis oynayanlarınız bilirler ya da diğerleri de tabii ki ilgisi olanlar da bilirler. Hani forehand ve backhand vardır teniste. Ha, demek ki biz forehand'i, yani avucumuzun içini artı yükleri bulacağız. Backhand'i, elimizin tersini de eksi yükleri bulacağız. Yani yönü belirlerken bu şekilde belirleyeceğiz. Peki mesela diyelim ki burada bir güçümüz var. Artı yüklü bir taneciğimiz var. V hızıyla manyetik alan içerisinde, yönü içeriye doğru olan bir manyetik alan içerisinde hareket ediyor. O halde bu yüklü taneciği etkileyen kuvvetin yönüne gelince, 4 parmak manyetik alan, baş parmak hız, artı yükleri etkileyen kuvvetin yönü avuç içi. O halde avucun içi de yukarıyı gösterdiğine göre demek ki bu yüklü taneciğe yukarı doğru ne yapacak? Bir kuvvet etkileyecek. Hareket yönüyle kuvvetin yönü birbirlerine dik. Peki elimizde şöyle eksi yükümüz olsun. Burada eksi iki yüklü tanecik diyelim. Yine V hızıyla ne yapmışsın? Sol tarafında hareket ediyor olsun. O halde dört parmak yine manyetik alan, baş parmak hareket yönü, yani hız. Bu sefer eksi olduğu için elimizin tersi yönde. Elimizin tersiyle, yani yukarı doğru bir kuvvet etki edecekmiş. Demek ki burada da eksi yüklü taneciğe yukarı yönde bir kuvvet etki ediyor. Burada da uygulayalım. Bu da yine artı yüklü bir tanecik olsun. Bu da eksi yüklü bir tanecik olsun. Artı Q diyelim. Şuna da eksi Q diyelim. Peki bunlar da onların hareket yönleri olmuş olsun. Peki o halde 4 parmak manyetik alan, baş parmak hız, artı yük olduğu için avucumuzun içinin yönünde. Yani bu yönde. Bir kuvvet etki edecek o halde. Yönü belirttiğimiz gibi olan bir kuvvet etki edecek. 4 parmak manyetik alan, baş parmak hız, eksi yük olduğu için elimizin tersi yönünde. Elimizin ters yönünde bir kuvvet etki edecek. O halde o da F bu yöndedir diyelim. Bunların hepsi manyetik kuvvetler. Peki bu kuvvetin büyüklüğü neye bağlı? Tabii ki bu kuvvetin büyüklüğü bu manyetik alanın şiddetine bağlı. Manyetik alan olmasaydı böyle bir kuvvet olmayacaktı.
ne kadar kuvvetli, şiddetli bir manyetik alan varsa o kadar büyük bir kuvvet etkileyecek. Peki tabii ki bu kuvvet hızla, özür dilerim, burada tabii ki yükle, bu kuvvet yükle doğrultulu. Yani yükümüz ne kadar fazla olursa o kadar fazla kuvvet etkileyecek ve de bu kuvvet aynı zamanda hızıyla da, yani yüklü tanecinin hızıyla da doğrultulu, ne kadar hızlı olursa o kadar fazla kuvvet etki edecek. Dolayısıyla formülümüz de bu sayede ortaya çıkmış oldu. Bu halde B çarpı Q çarpı V. Yani bis Q V. Bu halde B Q V kadar bir kuvvet etki edecek. Bu durumda biz manyetik alanda yine test alacağız. Yükümüzün birimini kulamp alacağız. Hızımızın birimini metre bölü saniye alacağız. Ki kuvvetimizin birimi ne olarak çıksın? Newton olarak çıksın. Bakın dolayısıyla eğer ki yüklü taneciğimizin hızı yoksa, yani hareket etmiyorsa, manyetik alana koyduğumuzda, durgun vaziyette koyduğumuzda ona kuvvet etki etmiyor. Hareket ettiğinde kuvvet etki ediyor. Demek ki manyetik alanda hareket şart. Hareket olmadan kuvvet yok. Fakat hatırlayın, elektriksel alanda böyle bir şart yoktu. Elektriksel kuvvet F eşittir QE idi. QE. Dolayısıyla herhangi bir hız ya da hareket yönü yoktu. Orada etkiden kuvvet, yüklü tanecik durgun da olsa, hareket ediyor olsa da vardı. Kuvvet vardı. Ama burada mutlaka belli bir hızının olması lazım. Aksi halde kuvvet etki etmiyor. Peki şimdi gelelim hangi durumlarda kuvvet etki ettiğine. Peki şimdi manyetik alan sağa doğru olsun ve yüklü taneciğimizde, örneğin artı yüklü taneciğimizde yukarı doğru hareket ediyor olsun. Yani böyle bir durumda manyetik alanla hız birbirlerine dik yan aralarında 90 derece açı var. Şimdi hatırlarsanız telde manyetik alanda dik bir şekilde akım taşırsa en büyük kuvvet etki ediyor. O halde yüklü taneciğimizde, gücüne Q diyelim, manyetik alana dik fırlatılırsa işte en büyük kuvvet etki etmiş oluyor. O halde demek ki eğer ki bunlar dikse o zaman kuvvetimiz ne olacaktır? Biz Q değil, B, Q, V kadar kuvvet etki edecek. Yani diklik olayı maksimum noktaya taşıyor. Peki, madde B manyetik alanımız sağa doğru. Orada da hızımız bu yöndeki belli bir açı yapmışlar. Artı yüklü taneciğimiz olmuş olsun. O halde biz burada bunun nasıl ki telde sinüs bileşenini alıyorduk, burada da bunun sinüs bileşenini alacağız. Yani bu durumda etkiden kuvvetimiz BQV sinüs alfa kadar olacaktır. Peki. Şimdi manyetik alanımız sağa doğru olmuş olsun. Sağ tarafa doğru hareket ediyor olsun ya da fırlatılmış olsun yüklü taneciğimiz. Böyle bir durumda manyetik alanla hız birbirlerine ne oldular? Paralel. Manyetik alanla eğer ki hız birbirlerine paralelse bu durumda bu yüklü taneciğe manyetik kuvvet etki etmiyor. Yani hatırlarsanız yine eğer doğrusal terimiz manyetik alana paralelse akım geçtiğinde aynı yönde ya da ters yönde o tele de kuvvet etki etmiyordu. Yüke de kuvvet etki etmiyor. Peki yüklü tanecik manyetik alan içerisinde fırlatıldığında yeteri kadar geniş bir bölgede manyetik alanımız varsa bu sefer bu kuvvet sayesinde bizim yüklü tanecimiz çembersel hareket yapmak zorunda kalıyor. Mesela diyelim ki artı yüklü bir tanecimiz olmuş olsun, Q kadar yükü olsun ve onun da sağ tarafa doğru şöyle hızlı olmuş olsun. Peki böyle bir durumda eğer içeri doğru bir manyetik alan varsa bu yüklü taneciği etkiden kuvvetin yönüne bakalım. 4 parmak manyetik alan, baş parmak hız, avuç içi kuvvet. Yani kuvvet ne tarafı gösteriyor? Merkezi. O halde kuvvetin yönü merkeze doğru. Gördüğünüz gibi hareket yönüne dik. Hareket yönüne eğer dikse zaten bu kuvvet bu yüklü tanecik üzerinde iş yapmıyor ki. İş yapabilmesi için dik olmaması gerekiyordu hatırlarsanız. Yani aslında bu kuvvet bu yüklü taneciğin merkezcil kuvveti oluyor ve bu merkezcil kuvvet sayesinde bizim yüklü taneciğimiz çembersel hareket yapmaya başlıyor. Yani dönmeye başlıyor. Peki döndükçe, örneğin diyelim ki yüklü taneciğimiz buraya gelmiş olsun. Yani hızının da yönü yukarı doğru olmuş olsun burada. Peki böyle bir durumda artı yüklü taneciğimizde 4 parmak manyetik alan,
baş parmak hız artı yük olduğu için avucumuzun için yönü, kuvvetin yönü. Bakın burada da gördüğünüz gibi yine kuvvetimiz dik oldu ve yine nereye doğru oldu? Merkeze doğru oldu. Yine enerjisi değişmeden, herhangi bir iş yapmadığı için manyetik alan yüklü tanesi üzerinde enerjisi değişmeden, hızının büyüklüğü değişmeden ne yapmaya başlayacak? Dönmeye devam edecek. O halde buraya geldiğinde de yükümüz artık Q olmuş olsun. Bu sefer de hareket yönü sol tarafa doğru olsun. O halde 4 parmak manyetik alan, baş parmak hız, avuç içi kuvvet, gördüğünüz gibi bakın. Burada da kuvvetin yönü nereye doğru? Yine merkeze doğru. Ve zaten merkezi kuvvetle çembersiz harekette hep merkeze doğru olmaz mıydı? Peki o da dönüp geldiğinde buraya artık bir taneciğimiz aşağı doğru V hızıyla hareket edeceği için bu kez de 4 parmak manyetik alan, baş parmak hız avucumuzun için yönü, kuvvetin yönünü gösterecek. Dolayısıyla gördüğünüz gibi o da merkeze doğru oldu. Demek ki burada önemli bir nokta, bizim eğer ki çembersiz hareket yapıyorsa yüklü taneciğimiz manyetik alan içerisine girdikten sonra onun çembersiz hareket yapmasını sağlayan kuvvet işte bizim buradaki manyetik kuvvet olmuş oluyor. O halde manyetik kuvvet diyelim. Manyetik kuvvet yüklü taneciğin merkezcil kuvveti olur. Merkezcil kuvveti olur ve tanecik düzgün çembersel hareket yapar. Tamam, düzgün çembersel hareket yapar. Peki o halde şimdi bizim merkezi kuvvetimiz bu durumda. Merkezi kuvvetimiz M ve kare bölü R ile bulunuyordu. Onu da götürüp manyetik kuvvete eşitlersek, yani biz Q'ye eşitlersek, bu sefer bak buradan evet kullanışlı bir denklem çıkmış oluyor. V'lerden bir tanesini götürdüğümde mavi bekir. Demek ki burada mavi bekir diye kodlayabileceğim M çarpı V eşittir V QR eşitliğiyle ben burada ne kadar yarıçaplı bir yörüngede dolaşacağını rahatlıkla hesaplamış oluyorum yüklü taneciğimi. Peki şimdi burada eğer ki bize yarıçapı soracak olursa yüklü taneciği fırlattığımızdaki yarıçapı, o zaman MV bölü BQ, yani kütleyle hızı çarptım, manyetik alanla yükü çarptığımda böldüğümde demek ki ben yörünge yarıçapını hesaplamış olacağım. Ama onu ayrıca bir formül gibi ezberlemeye gerek yok. Mavi bitir zaten rahatlıkla bu işin üstesinden geliyor. Peki 2 diyelim. Acaba bizim yüklü taneciğimizin periyodu olacak, frekansı ne olacak? Şimdi ona bakalım. Düzgün çembersiz hareket yaptığına göre ben V'yi açıp 2 pi R bölü T yazabilirim. O halde M çarpı 2 pi R bölü T dedim. Bunu da V çarpı Q çarpı R'ye eşitledim. O halde V'leri şöyle götürecek olursam, periyodu çektiğimde bakın periyodun formülü ne olarak çıkıyor? 2 pi M bölü BQ. 2 pi M bölü BQ olarak çıkıyor. Bu yüklü taneciğimizin periyodu, yani bir tam tur için geçen süreyi ifade ediyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi periyot için ne lazım? Kütlesi lazım, manyetik alanı lazım, yük lazım. Yani aslında hangi hızla burada çembersiz hareket yaptığının bir esprisi kalmıyor. Aynı yüklü tanecik, kütlesi aynı olmak kaydıyla, yükü aynı olmak kaydıyla, aynı manyetik alan içerisine hangi hızla fırlatılsın ne yapacak? Ne? Aynı periyotta hareketi yapacak. Peki frekansını, yani benim zamanda attığı tur sayısını bulmak için tam tersi tabii ki bu. O zaman ne diyeceğiz? BQ bölü 2 pi m diyeceğiz. Frekansını da buradan hesaplamış olacağız. Bir kez daha değinelim. Dedik ki bu kuvvet manyetik alan içerisinde bu yüklü tanecik üzerinde iş yapmaz. Ne demek iş yapmaz? Yani yüklü tanecin kinetik enerjisinde herhangi bir değişiklik olmaz. Diğer bütün kuvvetlerin olmadığını varsayıyoruz. Yani gerçekliğin etkisinin olmadığını varsayıyoruz. Tek kuvvetin manyetik kuvvet olduğunu varsayıyoruz. Dolayısıyla bir yüklü tanecik üzerinde iş yapmayacağı için yüklü taneciğin kinetik enerjisinde bir değişiklik olmayacaktır bu çembersiz hareketi sırasında. Peki
Bakın burada da bir yön egzersizi yapalım. Artı yüklü bir tanecimiz varmış. Aşağı doğru fırlatılmış. Bu manyetik alan içerisine girdiğinde hangi yöne doğru dönmek zorunda kalacaktır? Dört parmak manyetik alan, baş parmak hız, artı yük olsun avuç içi etkileyecek kuvvetin yönünü de gösteriyor. Demek ki bu tarafa doğru hareket edecek çünkü kuvvet bu yönde olacak. Peki diyelim ki bu eksi yüklü bir tanecik olmuş olsun. Eksi 2 yükü V hızıyla fırlatılmış olsun buraya. Peki V hızıyla fırlatıldığında 4 parmak manyetik alan, baş parmak hız. Bu sefer eksi yük olduğu için elimizin ters yönünde kuvvet etkileyeceği için o arada manyetik alan içerisine girdiğinde de o sağ tarafa doğru çevre hareketi yapmaya başlayacak. Tabii ki bu manyetik alan bölgesinden belki de yarım çember çizerek buradan çıkacak. Belki çeyrek çember çizerek buradan çıkacak. Yani bu bölgenin büyüklüğüne göre, yerine göre buradan attığımız işte hızımıza göre ne olacaktır? Burada yarım çember ya da çeyrek çember şeklinde bir yörünge izleyerek bu ortamdan çıkacaktır. Peki bir örnek yapalım. Yükleri diyor QK, QL olan KBL parçacıkları sayfa düzlemini dik düzgün bir B manyetik alan içerisinde, şöyle B diyelim, burada göstermiş gerçi, içerisinde şekildeki yörüngeleri izlemektedirler diyor. KBL'nin momentumlarının, tabi eksik bırakılmış, biraz biz tamamlayalım. Burada çizgisel momentumlarının büyüklükleri eşit olduğuna göre, yüklerin oranı ne olacaktır diye sormuş. Peki, şimdi yüklü tanecik manyetik alana fırlatıldığında yapacağı çembersel hareketle alakalı denklem hemen aklıma geldi. Mavi bekir. Mavi bekir. M de eşittir BQ R. Şimdi nerede burada çizgisel momentum? Peki çizgisel momentum neydi? P eşittir M çarpı V idi. Aslında M çarpı V zaten bunun başında var. O halde ben götürüp bunu buraya koyduğum zaman demek ki çizgisel momentumu bulmak için benim B, Q, R yapmam gerekiyor. Çizgisel momentum B çarpı Q çarpı R'ye eşit çıktı. Bak yerlerine koyunca. Dolayısıyla çizgisel momentumları birbirlerine eşitse demek ki bizim burada P ikisi için de aynı. Çizgisel momentumu eşitmiş, büyüklükteymiş. Peki manyetik alan zaten aynı manyetik alan. Bunlar da aynı. Ama o halde bunlar aynı manyetik alan içerisinde fırlatılmışlar. O zaman ne kalıyor geriye? Yükle yarıçap. Yükle yarıçap ne oluyor? Ters orantılı. Yükün büyüklüğü, yarıçapın büyüklüğü birbirlerine ters orantılı olacakmış. Peki, şimdi ben yüklü taneciyi fırlattığımda çember hareket yapmaya başlamış ve bir miktar yörüngesini çizmişler. Bakın buradan sonra da artık terk etmek ki merkezi burası olacak şekilde o ne diyelim, merkezi burası olacak şekilde bir çember çizmiş ve yarıçapı da gördüğünüz gibi kaç birim? RL 2-1. 2-R'di. Peki, şimdi diğerine bakıyorum. Diğerisi buradan girmiş, dik girmiş, diğer taraftan dik çıkmış. Demek ki merkezi burası olacak şekilde OK diyelim. Bir çember çizmiş. Gördüğünüz gibi yarı çapıda şurası RK diyelim. Gördüğünüz gibi RK da kaç birim? 2-1. Bunların yarı çapları da eşit çıktı. O zaman R aynıysa, değil mi? R eğer aynıysa, böyle bu şartlar altında Q yük de mutlaka aynı büyüklükte olmak zorunda kalıyor. Yani oran 1. Fakat eksi 1 de olabilir, artı 1 de olabilir. Yani şıklarda eksi de olabilir. Onu bir test edelim. Peki hemen bunların işaretini belirleyelim. 4 parmak manyetik alan, baş parmak hareket yönü. Yani ben bunu zaten gördüğünüz gibi ilkin şuradan yukarı doğru fırlatmışım. Peki 4 parmak manyetik alan, baş parmak hareket yönü. Peki o avcumun içinin yönünde mi çembersel hareket yapmış? Evet. Avcumun içinin yönünde çembersel hareket yaptığına göre demek ki bu yükün işaretinin artı olması gerekiyor. Demek ki L yükü artı yük. Peki 4 parmak manyetik alan. Bunu da sağ tarafa doğru fırlatmışım. Burada. Buna VK diyelim. Buna VD diyelim. Peki o zaman 4 parmak manyetik alan. Şimdi baş parmakta hareket yönü olunca bu da bakıyorum ki yine fırlatılınca avucumuzun içinin yönünde çembersel hareket yapmaya başlamış. Demek ki bu da yine artı yüklüymüş. O halde demek ki QK bölü QL ne olacaktır? Bunların yüklerin oranı artı 1 olacaktır. Yani işaretleri de eşit. Aynı yüklerin de büyüklüğü eşit olacaktır.
Peki geldik son sorumuza. Manyetik alan B, elektriksel alan E. Birlikte olduğu bölgede, bu bölgede hem manyetik alan varmış hem de elektriksel alan. Demek ki bir yerlerde artı eksi levhalarımız var. Bir yerlerde NS kutup iki tane mıknatısımız var. Burada hem manyetik alan var hem de elektriksel alan var. Peki O noktasından B hızıyla atılan elektron OX doğrultusunu değiştirmeden sabit hızla gidiyor. Ha, demek ki eylemsizliğini koruyor. Demek ki net kuvvet ne olacak? Sıfır olacak. Tamam, o zaman demek ki net kuvvet sıfır olacaktır dedim. Doğrultusunu değiştirmeden sabit hızla hareket ettiği için elektron. Elektriksel alan eksi y yönünde olduğuna göre. Demek ki bizim burada eksi y yönünde. Yani aşağı doğru ne var diyor burada? Bir elektriksel alan var diyor. Acaba manyetik alan hangi yönde olacaktır diye sormuş. Peki hatırlayalım. Şimdi elimizde iki tane şöyle levhamız varsa, bu iki levhayı yüklemişsek artı olacak ve eksi olacak şekilde şöyle yüklemişsek, bu yüklü levhalar arasına artı yük ya da eksi yük koyduğumuzda şöyle Q kadar diyelim. Peki onlara kuvvet etki ediyordu ve elektriksel alanımız da artıdan eksiye doğru oluyordu. Yani burada elektriksel alan sağlıyordu. Peki o halde artı yükleri elektriksel alanla aynı yönde kuvvet etki ediyordu. Evet, bir diyelim. Peki eksi yükleri ise elektriksel alana zıt yönde kuvvet etki ediyordu. F2 diyelim oradaki eksi yükümüzü de. Ve bu kuvvetin büyüklüğü de nasıl bulunuyordu? Q çarpı E ile bulunuyordu. Yani artı yükleri yani protonlara elektriksel alana aynı yönde, elektronlara ise yani eksi yükleri ise elektriksel alana ters yönde kuvvet etki ediyor. O halde bu yüklü tanecimiz bir elektron olduğuna göre eksi yüklü olacağı için ve elektriksel alanımızda aşağı doğru olduğuna göre ona ters yönde bir elektriksel kuvvet etki edecek. O halde demek ki elektriksel kuvvetimiz yukarı doğru olacakmış bu elektrona burada hareket ederken. Dolayısıyla sapmaması için, net kuvvetin sıfır olması için demek ki manyetik kuvvetin de aşağı doğru olması lazım ki ne olmasın, bu böyle sapmasın ve sabit hızla yoluna devam etsin. O halde elektriksel kuvvetin büyüklüğü de manyetik kuvvetin büyüklüğü de birbirlerine bu arada eşit de olması gerekiyor ki net kuvvet sıfır olsun. Peki elektriksel kuvvetin büyüklüğünü neyle buluruz demiştik? Q çarpı E. Peki manyetik kuvveti neyle buluyorduk? BQ. Yani BQ. O halde X'i birbirine eşit olduğu için F elektriksel, F manyetik. Ne diyeceğiz? Q çarpı E eşittir B çarpı Q çarpı V. BQ. O halde buradan gördüğünüz gibi yükün büyüklüğünün bir esprisi kalmadı. Dolayısıyla eğer ki ben E eşittir B çarpı V durumunu yakalarsam burada yük tanesi ne yapacak? Sapmayacak anlamına geliyor. Bakın yorumlarda da belki karşımıza çıkabilir. Gücümüz sabitleştiğine göre aslında bu proton da olsaydı sapmayacaktı. Sağa doğru fırlatıldığında ya da sola doğru fırlatıldığında. Elektron olunca da sapmayacaktı. Demek ki yükün aslında işaretinin de bir önemi kalmıyor. Büyüklüğünün de bir önemi kalmıyor. Yani kaç kulaklık yük olursa olsun ben E eşittir B çarpı V'yi zaten yakalamışsam, sağlamışsam böyle bir durumda hiçbir yüklü tanecik sağa doğru fırlatıldığında ya da sola doğru fırlatıldığında bu manyetik alan içerisinde sapmayacak anlamına geliyor. Fakat bize neyi sormuştu? Manyetik alanın yönünü sormuştu. Peki manyetik kuvvet ne tarafa doğruydu? Aşağı doğru. Peki o halde bizim elektronumuz var. Manyetik kuvvet aşağı doğru etkiliyor. Kendisi eksi yüklü. Peki ve de sağ tarafa doğru fırlatılmış bu. Şimdi manyetik kuvvetin yönünü bulurken de ne yapıyorduk? Dört parmak manyetik alan, baş parmak hareket yönü yani hız, avucumuzun içi artı yükleri etkilen kuvvet, elimizin tersi eksi yükleri etkilen kuvvet. Bu eksi yük, o halde elimizin tersi yönünde kuvvet olması lazım. Demek ki şu elimizin tersi olacak. Elimizin tersi aşağı doğru olacak. Peki elimizin tersi hem aşağı doğru olacak hem de hız sağa doğru, baş parmak sağa doğru olacak. O halde benim demek ki bu şekilde yerleştirmem lazım. Elimin tersi aşağıyı gösterdi.
Demek ki baş parmağımda gördüğünüz gibi neyi gösterdi? Hızın yönünü gösterdi. Diğer dört parmağımdan sayfa düzleminden içeriye doğru olduğuna göre demek ki burada sayfa düzleminden içeriye doğru yani eksi z yönünde ne olacaktır? Bir manyetik alan olacaktır. Demek ki cevabımız ne olacak? Eksi z yönünde olacak. Evet. Şimdi manyetizma ünitesini de biz üç bölüme ayırmıştık. Akımın manyetik etkisi, manyetik kuvvet ve indüksiyon akımı diye. Şimdi ikinci bölümü de tamamlamış olduk. Yani manyetik alan içerisindeki etki eden kuvvetleri bu bölümde inceledik. Bu bölümden sonra indüksiyon akımı diye manyetizma ünitesine devam edeceğiz. Şimdilik kolay gelsin.